Deniz. Hayır çıkarsa ne olacak o sonuç? Fermeciler bu parayı. Öyle bir durum çıkıyor ki başka bir yasa yapacaklar. Başka bir yerden kesecekler. Ve bu sizin de daha önce söylediği basında çıkan bu haber Anayasa Mahkemesi'ndeki yargıçları baskı altına almak yönteminin bir başka şeklidir. İnşallah bu Anayasa Mahkemesi yargıçları bu baskıyı göğüsleyebilirler ve adil karar verirler bu konuda. Ha. Çocuğa sınav edildi adil karar. Çocuğa sınav edildi adil karar değil mi? Hayır. Ha. O kararı şimdi burada tartışmak ne kadar doğru olur bilmiyorum ama içeriğindeki bir cümle çok ilginçtir. Toplu sözleşme düzenini geriye, o yasanın geriye götüreceğini atıfta bulundu Anayasa Mahkemesi ama ülkenin içindeki bulunduğu durumları dikkate alırsak da yapılan doğrudur dedi. Kısacası. Bu düşündürücüdür. Evet. Onun için hükümet edenler şu anda halkın ve sendikaların ve diğer sivil toplum örgütlerinin sesine kulak verip attıkları adımların yanlışlığını görmeli ve bunları geri adım atarak, ki bize göre geri adım atmak değildir, doğru karar vererek kesimlerle birlikte ortak kararlar üretmelidir ülke adına. Bu noktada bütün sendikaların verdiği ortak muhtıra vardır onlara. Eğer bunu yapacak, yani sorunların çözümleri de bu ülkede bulunacaksa biz elimizi taşın altına koymaya hazırız dedi tüm teşkilatlar. Bunu artık hükümet değerlendirmelidir. Ama bunu yapmazlar ve yine bildikleri gibi kendi çevrelerindeki 3-5 kişinin söylediklerine dikkat ederek icraat yapmaya devam ederlerse bilecekler ki kısa bir süre sonra bu hükümet de gider. Aslında şeyi hatırlatıyor bana, Şener hocamıza verelim. Son sözü, son bir 5 dakikaya girdik. Yani 2002-2003'tü CTP öncesi hemen. Yani UGP'nin o son yıllarını hatırlatıyor bana ve bütün bu yaşananlar